Bu süreç içerisinde hukuki mücadelelerimiz çok boyutlu olarak dönüştü ama kazanımımız pek yok gibi görünüyordu. Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte beraatler önemli gelişmeler olarak ortaya çıktı. Hala beraat etmeyen çok sayıda akademisyen var. Ben de bunlardan biriyim bu arada. Davalar farklı, yani bireysel olarak açıldığı için aslında aynı suçta, aynı bildiriyi imzalamış insanlara tek tek dava açtılar ve süreç yıllara yayılmış oldu böylece. Biraz da bizim görünürlüğümüzün azalması anlamında bir işleyişi oldu dava sürecinin. Kendimizi de pek anlatamadık galiba. Nerede duruyoruz dersek, durduğumuz yerde evet biz kendi içimizde dayanışıyoruz, bir mücadele yürütüyoruz ama kamusal olarak görünürlüğümüz çok da istediğimiz ölçüde değil aslında bakarsanız. Toplumsal bir destek görmedik yeterince. İhraç edildiğimiz kurumlardan destek verenler oldu. Sağ olsunlar ama büyük bir çoğunluk sessiz kalmayı, korukladı. Bu süreç içerisinde yanımızda görünmemeyi tercih ettiler. Bu da tabii bir tercih ne yapalım diyoruz ama sonuçta hakikaten çok boyutlu ihlaller ve aynı zamanda bu ihlallerin yarattığı mağduriyetler var. Her birimizin hayatında ağır travmalar yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Yani süreç bizim açımızdan geldiğimiz noktada bir hukuki mücadelenin en azından sonuç vermeye başladığı bir nokta. Ama hala gidecek çok yol var. Çünkü henüz ihraçlarla ilgili, kendi kurumlarımızın geri dönüşüyle ilgili olumlu adımlar atılmış değil. Bir konuda çok mücadele etmek gerekecek gibi görünüyor önümüzde.